Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nüzul sırası okuyuşumuzu Tevbe suresinden devam ettiriyoruz. 4 sayfa kadar bir içerik kaldı. Bu akşam biter mi bilmiyorum. Yani yoğun okursak bitebilir. Ama bir yerlere takılırsam kuvvetle muhtemel bir ders daha yaparız diye düşünüyorum. Sıkıştırmak gibi bir niyetim yok ama Tevbe suresi içeriği olarak bize nasıl davranmamız gerektiği ile ilintili toplumsal görev noktasında açılımlarda bulunuyor. İşte savaşa çağrılmışlar insanlar, Allah'ın verdiği nimetler karşısında bir ödenti, Allah'ı razı etmek için bir görev üstleniyor insanlar, toplumsal bir görev üstleniyorlar. Bunu biliyoruz. Ülkenin savunulması, mümin olsun olmasın, ülkenin savunulması için ordu üretiliyor, savaşa gidiliyor. Burada mümin olmaları önemli değil, herkes katılması isteniyor. Ama muhalif olan, zaten Roma'ya teşne olan, Roma mandasına teşne olan, öyle diyelim, insanlar da var. Rabbim onlar için, onlar zaten savaşa katılmak, gitmek gibi şeyler istemiyorlar. Rabbim de diyor ki, evet onları zaten geride kalanlarla birlikte olmalarını süslü gösterdik. Zaten onlar gelecek olsalardı da problem çıkartmaktan başka bir şey yaramazdı. Ve içinizde bir tür casusluk şeyleri yaparlardı. Boş ver onları diyerek yol gösteriyor. O gün Peygamberimize yol gösterdi, bir gün de bizler için yol gösteriyor. Ve her türlü insanın toplumsal davranış, salih amel, barışçıl davranış, uyumlu davranışla ilintili görevleri hatırlatıyor. Ve ne demişti? Siz eğer yok iseniz sizi giderir, yerinize başkalarını getirir de demişti. Bu çerçevede görev veriyor Müslümanlara, teslim olmuş olanlara, Allah'a bağ kuranlara, Allah ile bağ kuranlara görev veriyor, toplumda görev veriyor. Ve toplumsal görevde kimler onlarla birlikte, kimler menfaat gereği yanlarında, kimler münafık, kimler mış gibi yapıyor, kimler korkak, kimler güven sorunu yaşıyor, kalbinde maraz var, kimler şöyle, kimler böyle. Evet, insanların beğenmediği bedevi diyerek burun kıvırdığı insanların arasında evet gerçekten problemli olan tipler var. Bunlar çok şiddetli, Allah'ın hudutunu tanımama konusunda çok sorunlu insanlar. Ama yine aralarında, gerçekten onların, bedevilerin aralarında da doğru davranan, düzgün davranan, dik duran, dediğini bilen, sözüne güvenirdir tipler de var. Yani bu her millette böyle. Yani çok beğendiğiniz bir millette de rezil rüsvay tipler çıkabiliyor. Buradaki işte Arap değil de Arap diyerek geçen kelime, bedevi olarak çevrilen kelime, belki de bu haliyle çok şey. Çünkü gerçekten her milletin iyisi de var, kötüsü de var. Bu haliyle baktığımız zaman ayet bize toplumsal çerçevede ortak davranışa katılması gereken insanların görevlerini gösteriyor. Nedir bunlar? Allah'a bağlı olan insanlar. Allah'a bağlı olan insanlar ne yapar? Ekstradan Allah'ın kazandıklarını Allah yolunda harcarlar. Bu zaten Allah'ın müminlerden istediği, beklediği bir şey. Peki diğer insanlar toplumla veya işte ülkeyle nasıl bir bağ olabilir? Nasıl olabilir? Veya müminler böyle iken nasıl olabilir? Bunun örneğini de gördük. Ülkeye dışarıdan saldıran birisi var ve içeride müminler gidiyor ve bütün ülkeye sahip çıkıyor. O düşmana karşı bir aylık mesafe gidip orada duruyor. Hayır, ben seni ülkeme sokmam diyor. Yani at binenin kılıç kuşanlarının dediğimiz nokta gerçekleşiyor ve müminler ülkeye sahip çıkıyor. Ülkeye sahip çıkmak demek şu demek,
artık muhalefete, yani ülke söz konusu olduğu zaman muhalefetin şeyi, yani siyasetin bittiği yerdir orası. Kardeş, ya doğru düzgün katılırsın veya muhalefetle edemezsin cümlesidir. Bu Hristiyanlar için de, Yahudiler için de ve bir şekilde katılmayanlar, herkesi böyle ikinci sınıf vatandaş haline çevirip muhalefet edemezsiniz, dik başlık edemezsiniz, ikilik çıkartamazsınız bu konularda. Katılmıyor musunuz? Tamam, katılmayın. Ama bu durumda da ikinci sınıf vatandaş haline düşersiniz, cizye verirsiniz gibi bir seviyede. Yani paranızla katılırsınız ama bir şekilde ülkeye vatandaş olarak katılmak zorundasınız. Bu şekilde müminlerin ülkeye sahip çıktığını görüyoruz. Buna neden vurguluyorum? Bunu neden vurguluyorum? Çünkü son 50 yılın siyasal İslam veya son 100 yılın siyasal İslam akımlarına baktığımız zaman devletle, devletleşmeyle, devlete sahip çıkmayla ciddi ciddi sorunları olmuştur. Bunun elbette makul olabilecek sebepleri vardır. Ama önemli olan şey şu: oluşturulan tepkiler Kur'ani tepkiler olmadı. Yani Kur'an'da peygamberin şu yaşadıklarıyla bağlantılı olarak üretilmedi o siyasetler. Buna dikkat çekmek için vurguluyorum zaten. Evet, isterseniz okumamıza devam edelim. Zaten sonuna geldiğimizde genel silüet içerisinde bunların hepsine tekrar tekrar değiniriz. 107. ayette kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine tehazu mesciden dıraren. O zarar mescidini edinenler veya mescidi zarar için zarar olarak edinenler, zarar olsun diye edinenler. Mescit kelimesine anlam verecek olursak, toplanma yeri, bir arada bulunma, uyum içerisinde bir arada bulunma yeri gibi bir anlam vermek mümkün. Secde edilen yer diyerek şey yapılıyor ama secde nedir dediğiniz zaman, secde bağlılık gösterisi, uyum gösterisi, uyum gösterme, uyum, bağlılık gibi şeyler olunca uyum yeri, bağlılık yeri nasıl bir şey olur? Bu esasında bir meydandır. Meydanda toplanma yeridir. Bir yerin, bir insanlar toplan dediğin zaman orada bir aralarında bir uyum, onları ortak bir amaç etrafında birleşme gibi cümleleri de şey yapmanız gerekir. Yoksa insanlar bir araya geldiklerinde çatışabilir de. Çatışmadan uyum içerisindeki bir topluluk olma halinden bahsediyor mescit kelimesi. Zarar için bir araya gelinen yer diyerek de çevrilebilir. Ama bunun bu özel bir isim alıyor. Medine'de işte mescitten biraz uzak, işte oraya gelip gitmek biraz zor oluyor bilmem ne filan gibi. Kendi mahallemizde bir mescit yaptık biz de diyerek peygamber zamanında peygambere muhalefet eden birilerinin özellikle gerçekten muhalefet etmek için Mescid-i Nebevi'ye benzer bir şekilde mescit kurması, bir toplanma yeri kurması söz konusu. Onun özel ismi olarak da şey yapabilirsiniz. Dırar Mescidi olarak da geçiyor bu kelime. Ama kendisi işte sıfat tamlaması, zarar vermek, zarar verme yeri gibi de okuyabiliriz. Ve küfren ve görmezden gelmek için ve tefrikan ve fırkaya ayırmak, nifak parçalamak için beynel müminine, müminlerin aralarını parçalamak için, görmezden gelmek için ve zarar için mescit edilenler için diyerek çevirdim. Yani bunu böyle amaç yeri edinenler. Ve irsaden limen harabe harabe Allahu ve Resuluhu min kablu.
Bundan önce Allah'a ve Resulüne harp açan kişi için o kişiyi gözetleyerek, o kişiyi gözeterek harebe öne çıkan demek, biliyorsun mihrap kelimesi de bu, karşı çıkan, ona dik duran, ona diklenen diyerek de anlam verebilirsiniz. Karşına çıkıp dikilen, evet, kişiyi bekleyerek, yani onu öncelleyerek, ona onu referans alarak veya onu lider kabul ederek bu şekilde mescidi edinenler. Veleyahlifenne yemin edecekler, muhakkak yemin edecekler. İn eradna, biz irade etmedik, yani istemedik. İlla husna, güzellikten başka bir şey irade etmedik. Bir şeye niyetimiz yoktu, bir şeye yönlendirmeye çalışmadık. Vallahu yeşhedü, Allah şahit oluyor, kanıt gösteriyor. İnnehum lekâzibûn, onlar yalancıdırlar. Onların yalancı olduğunu Allah kanıt gösteriyor. La tekum fihi ebeden, orada hiçbir zaman ayakta durma, yani orada durma. Le mescidun, üst size alet takva, takva üzerine, takva temeli üzerine kurulmuş mescit, toplanma yeri. Min evveli yevmin, ilk günden itibaren takva üzerine kurulmuş olan mescit, ehakku, daha tutarlıdır. En tekume fihi, içinde durman açısından, içinde onu ayakta tutman açısından o daha tutarlıdır. Orada ayakta durman, orada namaz kılman, orada namaz kıldırman daha tutarlıdır. Fihi ricalun, onun içerisinde insanlar var. Yuhibbune, severler. En yetetaharu, temizlenmeyi, paklanmayı seven insanlar bulunur onun içinde. Vallahu yuhibbul mutetahhirin, muttahhirin. Allah temizlenenleri sever. Temizleme konusu, temizlenme konusunda endişe sahiplerini, endişelenenleri sever. Burada müzzemmil, müddessir kelimelerinde olduğu gibi muttahhir kelimesinde de hani orada saklamak, üstünü örtmek, üstünü örtmekten korkan, çekinen, endişelenen veya işte müzzemmil, atan, ilgilenmeyen, ilgilenmemiş olmak durumundan, yani öyle bir pozisyona düşmekten çekinen, korkan, endişelenen. Burada da temizlenmek konusunda, temiz olmak konusunda çekinen, endişelenen, korkan demek. Yani temiz miyim? Sürekli kendini temiz tutma konusunda dikkat, titizlik sahibi olanları Allah sever. Siyasi olarak bir ikilik yaratma, özellikle bir metot insanlar üzerine etkiliyse bu metodu taklit etme önemli bir kavramdır. Özellikle peygamberin yaşlanması, yani bir gün var artık yarın yok, elbet bir gün o da ölecek cümleleri, hani siyasette de vardır ya, sonuna kadar kalacak değil ya, yani o da nihayetinde yaşlandı cümlesi arkasından belli bir şey oluşturuyor. Bir fikir, bir tarz. Yani o öyle yaptıydı, işte peygamber Medine'ye geldi, mescit kurdu ve orada insanlar sürekli onun etrafında toplandı. İşte namaz bahanesiyle peygamber onları sürekli kontrol altında tuttu. Esasına baktığımız zaman bir sürekli toplumsal bir destek noktası oluşuyor. Şimdi burada bir başka kişi üzerine aynı metodu uygulama isteniyor. Fakat amaç işte o peygamberin kurduğu mescid ile buradaki mescidin farkı, onu Rabbim söylüyor. Ötekisi diyor, baştan beri diyor, takva üzerine kurulmuştu. Temizlenme, insanlar Allah'ın karşısında pak çıkmaya çalışıyorlar. Kirli olmamaya çalışıyorlar. Eline yüzüne
yanlış şeyleri bulaştırmamak istiyorlar. Peki ya diğerleri? Efemen üst ise bünyanehu, binaları temellenen ala alet takva, takva üzerine minallahi ve ridvanin, Allah'a takva ve onun rızalığı üzerine kurulan bina mı? Binası öyle olan kişi mi? Binasını takva ve Allah'ın rızası üzerine kuran kişi mi? Hayrun beklenendir, beğenilendir. Em yoksa men essese bünyanehu ala şefa hufrin. Binasını hareket eden yamaç gibi ne denir ona? Yar gibi dik yamaç. Böyle yamaç deyince şey düşünmeyin. Yani toprağın hemen kayabileceği bir şeyde. Pardon, hufrin değil. Cürüfin. Cürüfmüş, pardon. Harin. Evet. Bir anda yıkılacak cürufun kenarında toprak birikintisinin kenarında kuran mı? Fe enhâre bihi fî nâri cehenneme. Cehennem ateşine doğru akıp gidecek şekilde cüruf üzerine kuran kişi mi? Kişi gibi mi? Hangisi daha hayırdır? Yani daha beklenendir, daha beğenilendir. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah yanlış yapan bir topluma rehberlik etmez. Evet, peygamber bu noktada muhalefete yine izin vermiyor. Muhalefetin insanların üzerine peygamberin yaptığına benzer bir yöntem ile Allah adına kandırma yapmalarına müsaade etmiyor. Bakın, başka türlü muhalefetler yapabilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin ama Allah adına kandırma formuna geldiğiniz zaman bizzat orada problem yaşanıyor. Peygamber müdahale ediyor ve o mescit yıkılıyor. Ama istediğiniz kadar yıkın bu tür şeyler, insanlar onu yapanların zihninde, kalbinde onun ateşi yanmaya devam edecektir. Öyle deyince aklıma şey geldi. Ateş bütün dünyada, yani ateş yok olsa, ateş kaynaklarının hepsi yok olsa, ateş nerede saklanırmış diye bir soru vardır. İşte şurada saklanır, burada saklanır, o da yok olsa, o da yok olsa en sonunda kundakçının gönlünde saklanırmış ateş. Yani en gizli yeri orasıymış, kundakçının gönlü. Oradaki ateşi söndüremezsiniz. Şu veya bu şekilde o orada gizlenir, siz onu da tespit edemezsiniz ve bir yerden yine ateş çıkar. Burada da öyle bir şey, yine Yahudiler için buzağı sevgisi onların kalbine içirildi gibi bir ayet de okumuştuk. Burada da çok benzer bir durum var. La yezalu, devam edecek, tükenmeyecek. Bünyanuhum, onların binaları, kurdukları şeyler. Ellezî benev ribeten fî gulûbihim, kalplerinde şüpheyle devam edecek. Yani o yaptığımız iyi miydi, kötü müydü, şöyle miydi, böyle miydi? Veya dirensek miydi, direnmesek miydi? Yani buradaki şeyin tam kapsamını anlamakta ben güçlük çekiyorum. İlla en takatta'a gulubuhum. Kalplerinin parçalanmış olması hariç. Vallahu alimun hakim. Allah hükmedendir ve kaydedendir. Onların... Evet, ben buraya anlam vermekte işin açıkçası güçlük çekiyorum bu ayete. Ama nihayetinde çok benzer bir şekilde yaptıklarından yani bir kasıtları var. Zaten Allah şahittir, onlar yalancıdır derken onların bir kastı var. Bu kasıt belli. Orasını peygamberi yıktıktan sonra onların içine ukde olarak kalıyor. Allah bilir. Onu yapanlar şu veya bu şekilde peygamberden sonra olayı nasıl devam ettirdiler? Çünkü biliyorsunuz bu tür şeyler ortaya çıkar. Çıktığı zaman, bastırdığınız zaman, bastırdığınızda yer altına iner. Yani şimdi bu
Başka çareniz yoktur. Bastıracaksınız. Çünkü muhalefetin bu şekilde oluşmasına veya insanları din adına kandırma gibi bir şey söz konusu olduğunda müdahale etmek zorundasınız. Ama her müdahale karşıdaki insanların şu veya bu şekilde yer altına inmesine sebep olur. Daha gizli davranmalarına sebep olur. Gizli muhalif haline getirir. Ki bu daha da tehlikelidir. Kur'an'ın bunu çok az yaptığını görüyoruz. Yani onları cezalandırmak konusunda, münafıkları cezalandırmak konusunda özellikle çok, yani yüz çevir onlardan cümlesini görüyoruz. Burada da kişilere bir şey yapmıyor, yapılmıyor. Bizzat bina yıkılıyor ve onların böyle alternatif bir toplanma mekanı oluşmasına engel olunuyor. Belki buradan bir ders çıkartacağız ama şey bu, yani daha öte gidilmiyor. Belki daha öte gidilse toplum içinde ciddi çatışmalara sebep olacak veya belki bilemiyorum, yani bunu değerlendirmek lazım. Çünkü Kur'an ne diyordu hatırlarsanız, size bir şey yapıldığında, yani bir başınıza bir problem veya bir saldırı gerçekleştiği zaman siz de sadece onun karşılığını birebir verebilirsiniz, daha fazla değil. Tabii bağışlarsanız bu daha güzel cümlesini söyledikten sonra şöyle diyordu. Eğer onlar sadece bu birebir karşılıktan dolayı ekstradan size zarar verecek olurlarsa Allah sizin yanınızdadır. Bakın bu çok şey bir durum. Yani Allah müminlerin aşırı gitmesini istemiyor. Çünkü karşı tarafın bir şekilde kazanılmasıyla ilintili bir görev söz konusu. Ama boş da bırakmıyor orasını. Eğer buna rağmen karşı taraf ekstradan saldıracak olursa Rabbim yanınızdadır cümlesi bize destek veren bir cümle. Ya sen bana bir yumruk attın. Ben senin bir daha bana yumruk atmanı engellemek için senin kolunu kıracağım cümlesi Kur'ani değil. Bunu defalarca gördük. Evet, burada da davranışa müdahale edildi ki zaten ehli kitap için de benzer şekilde şeydir. Din propagandası yapmamak ve kilise veya şey dışında, havra dışında açıkta ayin yapmamak gibi böyle bazı şartlar var. Bu şartlarda dinlerini devam ettirebiliyorlar. Bu da ilginç bir değerlendirmesi gereken bir şey. Burada da ne oldu? Bina yıkıldı, insanlara dokunulmadı. Evet, bunun bir parça olarak değerlendirip devam edelim. Çünkü dediğimiz gibi sıralaması konusunda emin olamadığımız ayet öbekleriyle muhatap kaldığımızın farkındayız demiştik. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمَّالُهُمْ Allah satın aldı müminlerden, mallarını ve canlarını satın aldı. بِاَنَّ لَهُمُ cennet. Cennet, onlar için cennet vardır karşılığıyla. Yani Allah müminlere cenneti vaat etti, karşılığında mallarını ve canlarını satın aldı. Şimdi mümin olduğunuzu düşünüyorsanız Allah'ın bu cümlesiyle amennâ ve saddaknâ dediği, semi'nâ ve etânâ dediği, duyduk ve uyduk dediği yerde burası. Diyor ki sizin malınız da sizin değil, canınız da sizin değil. Onlar benim. Karşına size cenneti vereceğim. Şimdi malınızı, canınızı benim için, benim söylediğim şekilde kullanın. İşte Müslümanlık burası arkadaşlar. Bunu yapabilmek için, bu zor bir şey, bunu ömür boyunca, Allah ne kadar ömür verdiyse, bu seviyede hissetmek ve yaşamak çok zor bir şey. Ama Müslümanlık da bu. Dediğimiz gibi ibadet diye bugün, yani dindar bir insanın şekil şemali veya işte yaptığı, ettiği, eylediği, bunları şey yap, cenneti kazanırsın cümlelerinin karşılığında olan bizim ibadetler diye bildiğimiz şeyler esasında
böyle olabilmek için bir jimnastik aracı. Yani bir namaz akılda tutmak için, hatırda tutmak için, günde 5 defa olayların içerisinden çıkartıp hayır o değil bu, hayır o değil bu, hatırlıyor musun bu diyerek sürekli hatırlatıcı bir şey. O olmasa dünya hayatı içerisinde, o meşgaleleri içerisinde kaybolup gideriz. Orucun böyle bir şeyi var, zekatın böyle bir şeyi var. Bunların hepsi esasında insanın davranışlarını belirleyen, düzenleyen, şu cümle etrafında düzenleyen şeyler. Bu cümlenin gereğinin yapılması konusunda destek olucu şeyler. İnsanı ritimde tutan, insanı uyanık tutan, insanı randımanlı tutan şeyler. Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Yukatilune fi sebilillahi. Allah'ın yolunda savaşırlar. Ve yaktulune ve yuktelune. Öldürürler ve öldürülürler. Vaden aleyhi hakkan. Bu onun üzerine bir tutarlılıktır, tutarlı olan bir gerçektir. Fit Tevrati vel İncil vel Kur'an. Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da tutarlı olan bir vaattir, Allah'ın vaadidir. Ve men evfa bi ahdihi minallahi. Allah'tan ahdine vefa edecek kim vardır? Allah'tan daha vefalı. Evfa, daha vefalı. Verdiği sözün karşılığını tutma konusunda Allah'tan daha vefa verebilir, edebilecek, tamamlayabilecek başka kim vardır? Yani herkesin sözü yarım yamalak bir şey ama Allah bir söz verdiyse bunda herhangi bir şüphe, eksiklik, şu bu söz konusu olamaz. Festebşiru biba'ikumullezi ba'aytum bihi. Ticaretini, kendisi ticaret yaptığınız bu ticaret konusunda birbirinizi müjdeleyin. Yani bakın bu çok üst seviyeden bir ifade. Yani Allah malınızı canınızı satın aldı. Öleceksiniz, öldüreceksiniz. Karşısına cennete gireceksiniz. Bu vaat, yani başka kim bu vaat, yani Allah'tan daha başka kimin vaadine güvenebilirsiniz? Vaadini gerçekleştirme konusunda Allah'tan daha tutarlı, daha hak bir durum söz konusu olabilir mi? O halde müjdeleşin. Bu ticaretten dolayı birbirinizi müjdeleyin. Zalikel fevzul azim. Büyük akış, büyük kazanç, büyük kurtuluş, büyük saadet budur. Ettabiune. Yüz verenler, Allah'a yüz verenler, yüzünü Allah'a dönenler. Elabidune. Kulluk edenler. Elhamidune. Buna nasıl anlam vereceğimi planlayanlar diyebilirim. Tasarlayanlar diyebilirim. Biliyorsunuz hamd kelimesi için övgü anlamını kullanmıyorum. Bir süreden beri tasarı anlamını kullanıyorum. Allah tasarı Allah'a aittir. Bu Allah'ı övmek için söylenen bir sözdür. Buradaki hamidune ifadesi müminin yapması gereken bir şey. Dolayısıyla burada tasarlayanlar, planlayanlar. Es-sâihûne, harekete geçenler. Er-râki'ûne, bel bükenler. Es-sâcidûne, uyum gösterenler. El-âmirûne, bil-mârufi, bilinen, tanınan şeyi, yani Allah'tan melek aracılığıyla seçilmiş Resul'e, elçiye gelip, seçilmiş insana gelip, İnsanlığın kaydettiği kanal, maruf kanaldan gelene ni emredenler, onu işleyenler ve nahune engel olanlar, anil münkeri ne yüdüğü belirsiz, nereden kaynaklandığı belli olmayan, tanınmayan şeyi men ederler, engel olurlar. Vel hafizune ve muhafaza ederler li hududillahi, Allah'ın hudutlarını muhafaza edenler ve veşir mümini, müminleri müjdele. Güvenenleri müjdele ki onlar bunlar. Evet, Allah müminlerin mallarını canlarını satın aldı derken onlardan beklenen şeyler de bunlar. Yani müminler bu şekilde tarif edilmişti. Esasında biz bu tarifleri
Çok iyi tanıyoruz. Başka daha önce de defalarca görmüştük. Hatta 10 emir benzeri yerlerde de görmüştük. Bu biliyorsunuz Kur'an müminler şöyle 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 yapın demez. Şöyle der. Müminler böyle 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 yapanlardır der. Mümin olduğunu iddia edenler de öyle davranarak o sıfatları haiz olmaya çalışırlar. Evet, şimdi mümin olduğunu söyleyenlerin böyle bir ticaretle birbirlerini müjdelesinler. Allah onların mallarını canlarını satın aldı. Bunu aldık cebe koyduk. Peki toplum tamam bunlardan mı ibaret? Hayır. Allah'a bir şekilde şirk koşan ve bundan vazgeçmeyen, şu veya bu şekilde düşüncelerine bunu bulaştırmış olan, iman ettim dese dahi, ben de sizdenim dese dahi, teslim oldum dese dahi, şu veya bu şekilde düşüncelerinde, fikirlerinde veya davranışlarında anormallik gördüğümüz insanlar var. Ki bunların kimileri kalbinde hastalık var, kimileri zaten yalancı, kimileri çıkarcı, şu veya bu. Peygamber'e bu noktada bakın uyarı nasıl geliyor. Müminler tarif edildikten sonra. مَا كَانَ لِنَب۪يِّينَ Bir nebi için söz konusu değildir. وَالَّذِينَ آمَنُوا Ve güvenenler ve nebi için şu söz konusu değildir. اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşrikler için koruma dileme, Ya Rabbi onların günahlarını bağışla, onları yaptıkları yanlışların cezası onların başına gelmesin diyerek miğfer olma, Allah'tan miğferlik dileme siz söz konusu olamaz. Hani zaten daha önce de söylemişti, yani bunun esasında devamı. Sen istiğfar etsen bile, 70 kere istiğfar etsen gene de Allah kabul etmeyecek. Kimin kabul edeceğini, yani kimin hidayet edeceğini, kimi çıkmaza saptıracağını Allah daha iyi bilir diyerek sınır koyuyor. Diyor ki, bu özellikte olan insanları artık tanıyorsunuz, bunlar için istiğfar dileme. Onlara karşı biz iman ettik deseler dahi davranışlarından onları tanıyarak onlar konusunda daha farklı davranış sergilemen gerekiyor. Bu arkadaşlar bizim için de geçerli. Dolayısıyla iman kalptedir, kimse bilemez. O yüzden şöyle böyle cümlelerinin ötesinde, yani bunlar birilerini savunmak için söylenen şeylerdir. Hayır, Kur'an öyle demiyor. Kur'an şöyle diyor. Evet, iman kimde olduğunu bilemezsiniz ama davranışları şöyle şöyle olanlara böyle böyle davranacaksınız. Davranışı şöyle şöyle olanlara böyle davranacaksınız. Bakın davranıştan gidiyor. İmanı bilemeyiz zaten. Davranıştan gidiyor. Ne diyor? Malların, canlarını Allah'ın satın aldığı kişiler. Birbirlerini müjdelesin. Eğer birileri birbirlerini müjdeleyerek hadi savaşa gidelim, ölürsek şehit kalırsak gaziyiz diyerek koşa koşa giden ile gitmemek için ya şöyle böyle bahaneler uydurup ondan sonracığıma döndüğünüzde de mazeretler uydurup işte şundan dolayı bundan dolayı işte gelemedi mırındı kırındı buna benzer cümleler sarf eden insanları bak ayırın diyor. Yani bunu da artık ayırabilirsiniz. Siz onun kalbinde iman ne olup olmadığını bilemezsiniz. Ama Allah diyor ki bakın diyor, onlar yalan söylüyorlar. Ben biliyorum diyor. Şimdi onların acaba kalbinde şey var mıdır, yok mudur? Ben bunu bilemem. O yüzden böyle böyle davranmayayım deme diyor. Velev kâne ulul kurba yakın dahi olsa ve min ba'de mâ tebeyyene lehum size açık olduktan sonra bakın burası da önemli. Mâ tebeyyene lehum hani daha önce söylüyordu. Birisi ben iman ettim dediği zaman sakın hayır, dünya çıkarı için hayır sen iman etmedin bizi kandırmak için böyle söylüyorsun deme diyordu ya yani araştırın tetkik edin diye orada şey yapıyordu işte burada ma tebeyyene lehum aynı şey geçerli size açık olduktan sonra siz amcanız dedeniz bilmem kiminiz diyor bir şeyler diyor ama size açık oldu ki esasında o inanmıyor şu veya bu sebepten dolayı bu şekilde davranıyor. Eğer sizin için bu söz konusuysa, yani bu sizin için açık olduktan sonra artık onlara istiğfar edemezsiniz. İnnehum eshabül cehim. Onlar ateş halkıdır. Bu şekilde
davranmayı. Evet, Hazreti İbrahim'in babasıyla ilintili bir şey olsa gerek ki ve bu belki bir atasözü gibi veya bir menkıbe gibi çok yaygın bilinen bir şey ki burada onunla ilintili örneği veriyor. Ve mâ kâne istâfiru İbrahim'e li ebihi. İbrahim'in babası için olan istiğfarı değil idi. İlla ancak an mev'idetin ve'adehâ iyyâhu. Ona verdiği bir vaatten dolayı. Yani senin için istiğfar edeceğim cümlesi vardı ya. Felemma tebeyyene lehu, ona apaçık belli oldu. Ennehu aduvun lillahi, o Allah'ın düşmanıdır. Bu açıkça belli olduktan sonra teberre'e minhu, ondan uzaklaştı, ondan kendi bağlarını kesti. İnne İbrahim'e evvahun halim, o çok halim, çok yönelen, çok yumuşak kalpli birisiydi. Buna rağmen Allah'ın düşmanı olduğunu anladığı anda babasıyla olan ilişkisini kesti. Dolayısıyla örnek alacaksanız atanız İbrahim'e örnek alın ve bu şekilde davranın. Bakın buralarda hep o Arap geleneğindeki aşiret baskısı, aşiret mekanizması, o asabiye denilen konu, bir tür ırkçılığın temelleri, bunun mikro ırkçılık, mikro milliyetçilik denilen yapıdaki o benden olma fikrini kökünden silen bir şey. Yani ne olursa olsun babamdır, atamdır cümlesi, Kur'an diyor ki hayır, bu noktada din, dini fikir, düşünce, Allah'a düşman olmak veya Allah'a, birisi Allah'ı razı etmeye çalışıyor, birisi Allah'a düşmanlık ediyor. Bu ikisi bir olamaz, yani bir yerde uyuşamaz. Şimdi şunu da görelim, bu da önemli. Müşrik dediğimiz zaman, evet, bazı düşünceleri, yanlış düşünceleri, şunları bunları filan olabilir. Ki Tevbe suresinin başında müşriklerden bir tane sana geldiği zaman, sen ona yol ver, ona öğret, yoluna gitmesini sağla, buna benzer cümleleri okumuştuk. Ama o kişi buradaki, yani her müşrik aynı değil, Allah'ın düşmanı ise, yani bizzat Allah'a düşmanlık eden bir müşrik ise bu durumda aynı şey geçerli değil. O, çünkü o için ne diyordu? O bilmeyen birisi. Bilmediği için ona öğretmek, ona tebliğ etmek, ona bilgiyi ulaştırmak birinci görevi. Dolayısıyla o bir öğrensin hele. Öğrendikten sonra kabul eder etmez, dinde zorlama yoktur, o da başka bir mesele. Ha öyle bir bilgi varmış, bilme, bu haber başka bir mesele. Ama düşmanlık etmek başka bir mesele. Ve mâ kânallâhu liyudille kavmen bâde izhedâhum. Onlar rehberliğe uyduktan sonra Allah'ın bir kavmi çıkmaza sokması olacak şey değildir. Hatta yübeyyine lehum mâ yettegûn. Onlara nelerden çekinecekleri açıklanmadıkça. İnna Allah'a bi külli şeyin alim. Allah her şeyi en iyi bilen, en iyi kaydedendir. En iyi belleyen, belgeleyendir. Yani insanlar yola girdikten sonra neden sakınıp neden sakınmayacakları konusunda o netlik olana kadar Allah onlara azaba sokacak, saptıracak değildir. Yani düz yolda, doğru yolda gidiyorlarsa ta işin başlangıcında olmaları hiç önemli değil veya işte çok geride olmaları hiç önemli değil. Önemli olan bilginin onlara doğru erişmesi ve onların bilgi karşısındaki tavırlar. Önemli olan bu. İnsan büyükleniyorsa, kriter o değil miydi? Azap, şimdi kalbin tıkanması, kulağın tıkanması, kalbin mühürlenmesi, anlama izolasyonunun oluşması için ne gerekiyordu? İnsanın büyüklenmesi, kibir ve yalan sayması. Yok ya bu da uyduruk bir şeydir gibi Allah'a iftira atıyorlar, yalan uyduruyorlar. Birisi işte Allah adına konuşuyor orada.
gibi bir cümle veya büyüklenme. Bu ikisi vahyin, hidayetin, rehberliğin anlaşılmasına engel olan temel faktör. Allah da eğer insanlar doğru yola gidiyorlarsa onlara işte çekinmeleri gereken şeyler açık bir şekilde olana kadar, yani anlayıp da şey yapana kadar onları çıkmaza sokmaz. Yani onlara fırsat verir. Ama Allah'a düşmanlıksa o başka bir mesele. Bakın bu sınırı ayırmanız gerekiyor. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, lehu mülkü semavati vel ard, göklerin ve yerin mülkü kendisinin olandır Allah. Yuhyi ve yumit, yaşatır ve öldürür. Ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Onun dışında yakın ve yardımcı yoktur sizin için. Lekad taballahu halen nebiyyi. Allah, muhakkak ki Allah nebiyine yüz verdi. Yüzünü nebiye döndü, yüz verdi ona. Vel muhacirine ve muhacirlere, vel ensare ve yardımcı olan ensarlara. Ellezine tebeuhu fi saatis sureti. Güçlük saatinde, güçlük zamanında onun peşinden gidenleri. Min ba'di ma kâde yezi'u gulubu ferîkin minhum. Onlardan bir kısmının kalpleri neredeyse kayacaktı. Kayacak olduktan sonra, güçlük saati zamanında onun peşinden giden muhacir, ensarı ve nebiyi Allah, nebiye Allah yüz verdi. Sümme tabe aleyhim. Pardon, cümle şeyde mi bitiyor acaba? Lekad taballahu ale nebiyi vel muhacirine vel ensar. Allah ensar, muhacir ve nebi üzerine yüz verdi. Onlara yüz verdi. Nebiye yüz verdi. Ellezine tebeuhu, ona, onun peşinden giden fi saati usreti, zorluk zamanında onun peşinden gidenler, min ba'di ma kâde yezi'u kulübü ferîkun minhum. Onlardan bir kısmının kalpleri neredeyse kayacak olduktan sonra, sümme tâbe aleyhim, sonra onlara yüz verdi, innehu bihim raufun rahim. Muhakkak ki o onlar için rauf ve rahimdir, şefkatli ve merhametlidir. Yani burada müminlerin de sıkıntı çektiklerini, imtihan edildiklerini ve zelzeleden geçtiklerini anlıyoruz. Zorluklardan geçtiklerini anlıyoruz. Ama Allah onlara yüz verdi. Şu ayeti daha okuyalım. Onun üzerine konuşalım. Ve burada bırakalım isterseniz. Ve alâ selâsetin ellezî hullife hullifû. Halife kelimesi biliyorsunuz zıt düşen, muhalefet eden gibi anlamları var. Burada geride kalma anlamı da var. O geride kalan üç kişi üzerine de Allah yüz verdi onlara. Hatta izâ zâgat, ta ki onlara dar geldi. Aleyhimül ardu, yeryüzü onlara dar geldi. Bima rahubet, genişliğine rağmen dünya onlara, yeryüzü onlara dar geldi. Vezagat ve dar geldi. Aleyhim enfusuhum, kendileri onlara, içleri dar geldi, içlerine daral geldi. Türkçe'de böyle söyleriz. Vezannu, düşündüler. Zannettiler değil arkadaşlar. Çünkü Türkçe'de zannettiler diye çevirdiğimiz zaman zannettiler ama öyle olmadı cümlesi olur. Burada bizzat öyle olduğunu görüyoruz burada da. Öyle olduğunu çıkarımladılar. En la melce'en minallahi illa ileyhi. Allah'tan başkasına bir sığınacak, Allah'tan başka sığınacak, kendisine sığınacak bir şey olmadığını anladılar, düşündüler. Yani nereye kaçabilirlerdi ki böyle düşünüyorlarsa? Sümme tâbe. Sonra yüz verdi aleyhim liyetûbû. Onlar yüz versinler diye. Onlar da yüzlerini dönsünler diye. Allah onlara yüz verdi. İnnallâhü ve tevvâbur rahîm.
Allah yüz veren ve rahmet edendir. Buradaki yüz verme ifadesini arkadaşlar sırt dönmenin zıttı olarak algılıyoruz. Bunu Türkçe'de de bu şekilde o çocuğa o kadar yüz verme şımaracak cümlesindeki deyimin bizzat kendisidir. Yüz vermek, yüzünü dönmek böyle bir şey. Ne olduğunu anlamak istiyorsanız yüzünü yüz çevirdi, arkasını döndü ifadesinin zıttı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu durumda şu cümleden de kurtuluyoruz. Bazı fiiller Allah işlediği zaman farklı, insanlar işlediği zaman farklı manaya gelir şeklindeki açıklamayı da bu manada gerek yani tabe üzerinde, tabe fiilinde gerek olmadığını anlayabiliyoruz, görebiliriz en azından bu manada. Yani insanlar da Allah'a yüzünü çevirebilir, Allah da insanlara yüz verebilir. Bu manada kelime deyim olarak bir şey ifade ediyor. O ifade her iki taraf için de geçerli. Evet, burada da şu veya bu sebepten dolayı savaştan geri kalan üç kişi ama diğerleri gibi böyle ya şöyle mazeretimiz vardı böyle falan filan diyerek böyle peygamberi kandırmak, Allah adına yemin etmek falan filan gibi noktalarda değiller. Bunlar bizzat şu veya bu şekilde bir yanlış yaparak gecikiyorlar ve ardından ordunun peşinde artık yetişemez bir vaziyette kalıyorlar. Yani daha önce de söylediğim gibi yani böyle hadi peşinden gideriz bilmem ne olacak şeklinde bir şey değil arkadaşlar. Yani bir aylık yol, çöl yolu kolay bir yol değil. Lojistik açısından çok ciddi sıkıntılar, zorluklar olan bir şey. Böyle geç de olsa peşlerinden gideriz cümlesiyle olabilecek bir şey değil. Vakit geçtikten sonra yani peşlerine yetişemeyecek bir noktaya geldikten sonra kalan, Medine'de kalan ama kaldıklarından da pişman olan Allah'tan başka kimseye sığınacak kimseyi olmadığı için öyle düşündükleri, öyle inandıkları için yeryüzü ve kendileri için içleri yeryüzü onlara dar gelmişti. Kendi kendine içlerine sığamaz halde böyle sıkıntılı bir vaziyette kalmışlardı. Ayet onların da bu halini örnek vererek özellikle o izin isteyip de ardından da mazeret beyan edip yeminler eden tiplerden ne kadar farklı olduklarını gösteriyor. Bunlar arkadaşlar hepsi bize örnek. Dolayısıyla insanların kalplerindeki imanı bilebilir miyiz? Elbette imanı bilemeyiz. Ama davranışlarına nasıl taştığını anlayabiliriz. İşte burada da peygambere de söylenen size min ba'di ma tebeyyene lehum. Onlar size apaçık olduğunda. Demek ki olabiliyormuş. Biz kalpteki imanı bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Ama bize bir şeyler tebeyyen olur. Yani apaçık belli olur. Davranışı bu şekilde anlamak gayet de mümkün. Evet, bu akşam burada bitireyim. Zaten evet, iki sayfa kadar bir kısım kaldı. Onu da gelecek dersimizde inşallah tamamlar ve Tevbe suresini bitiririz. Tevbe suresini bitirdiğimiz zaman zaten biliyorsunuz bir Nasr suresi kalıyor. Onunla nüzul sırasında bitirmiş olacağız inşallah. Peki benim söylemek istediklerim bu kadar. Sizin katmak istediğiniz, kayda girsin istediğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar. O zaman bir dahaki derste görüşmek üzere inşallah.